Yayınımıza. Hoş bulduk Burak Bey. Covid-19 salgınıyla aslında başlamak istiyorum. Tabii bu salgın özellikle ülkelerde görülmeye başlandıktan sonra maalesef ekonomiye de kötü anlamda etkileri olmaya başlamıştı. Peki süs bitkileri açısından bu virüs görülmeye başladıktan hemen sonra Türkiye'deki ekonomik pazarın durumu nedir? Küçülme var mı? Yaşanan sorunlar başlıklarını sizlerden alalım lütfen. Tabii. Korona, Covid-19 bildiğimiz üzere önce Çin'de başladı. Sonra yakın coğrafyamızda İran, işte Avrupa ülkeleri ve nihayet ülkemize de ulaştı. Tabii ülkemize ulaştığı günlerde ilk etkilerini biz gümrük kapılarının kapanmasıyla gördük. Gümrük kapılarının kapanması bir kere ihracat pazarlarımızın kapanması anlamına geldi. Özellikle Orta Doğu ülkelerine yapmış olduğumuz Adana'dan, Mersin'den, Antalya'dan ki bizim ürünlerimizde, süs bitkilerinde özellikle mevsime göre mevsimlik süs bitkileri bu bölgelere satılan ürünlerdi. Tabii akabinde iş piyasadaki tamamen hayatın etkilenmesine bağlı olarak insanların önceliği beslenme ve temizlik ürünleri olması nedeniyle iç piyasada bir durgunluk oldu. Yani ihracat ve iç piyasadaki yaşananlar süs bitkilerinde beklenilen o günün pazara arz edilen ürünlerinin satışında büyük bir engel oluşturdu. Dolayısıyla buna bağlantılı olarak da bu üretimleri yapan üreticilerimiz de mağdur oldu. İstiyorum. Aslında süs bitkileri Türkiye'de milyarlarca liralık bir sektör. Aynı zamanda yurt dışına da süs bitkileri veya diğer bitkiler aynı şekilde yurt dışına da gönderildiğini ve ekonomiye, milli ekonomiye katkı sağladığınızı çok yakından takip ediyoruz. Peki önemli bir daralma var mı? Rakamlar bazında konuşacak olursak ne kadarlık bir daralma bekliyorsunuz acaba? Şu anda öncelikle tabii şunu söylemek istiyorum. Süs bitkilerinin milyarlarca lira bir değeri olduğunu ifade ederken ülkemizde de bu zaten bu yaşanılan süreçte de görüldü. Çok net bir şekilde görüldü. Zarar olarak konuşacak olursak daralma şu şekilde oldu. Tabii pazarın başlamış olduğu, sezonun açılmış olduğu günlerde bizim ulaşmamız gereken pazarlara ulaşamamamız bu ürünlerin elde kalmasına yol açtı. Bunun dışında sektörün önemini vurgulamak açısından da Avrupa'da özellikle ciddi miktarda ürün etkilendi bundan. Ülkemizde etkilendi. Bizde ise 1 milyar liraya yakın bir zarar söz konusu. Bu ilk daha dalgada yaşanılan pazarın kapanmasıyla yaşanılan zararlardan oluşan miktar 1 milyar liraya ulaştı. Tabii şunu da sormak lazım aslında tüm sektörlerle alakalı yayınlar yaptığımızda bu sektörlerin de bir beklentisi var. Yani bu zararların karşılanması veya üreticilere en azından destek sağlanması anlamında bazı talepleri var. Peki sizin talepleriniz nelerdir, neler yapılabilir ve hem üreticilerin bu ürünleri elde kalmaz veya zararları telafi edilir hem de daha fazla ekonomiye katkı sağlayabilirsiniz. Talepleriniz nelerdir acaba Sayın Dündar? Şimdi bununla ilgili tabii bizim önce bu yaşanan süreçte bunun bir biyolojik afet olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani bu biyolojik afetten etkilenerek ki üretici yapması gerekeni yaptı, her yıl olduğu gibi üretimlerini yaptı. Yani burada belki bildiğimiz doğal afetler gibi bir afet yaşanmadı. Bir sel felaketi, bir dolu felaketi olmadı ama genel anlamda piyasayı tamamen etkileyen ve üreticinin inisiyatifinde olmayan bir tabii felaketle karşılaştık. Ya bu ürünlerin satılamaması, çöpe gitmesi de ayrı bir felaket. Bununla ilgili biz Tarsim'e başvurumuzu yaptık. Fakat Tarsim Türkiye'de de daha yeni yeni taşların yerine oturduğu bir sigorta, bir güvence sistemi. Bazı şeyler de yaşanıldıkça tabii görülüyor. Yaşanıldıkça bunlarla ilgili çözümler aranıyor. Tarsim belki de gelecek yıllarda bizim talebimizle de bu anlamda bir ürün kaybı sigortası da oluşturacak. Bu teminat da oluşturacak. Bununla ilgili başvurularımız var.
Bu hasarların tespitiyle ilgili Tarım Bakanlığımıza başvurularımız var. Ve bu hasarlar özellikle tabii sezonun başlangıcında Adana, Mersin, Antalya ki Akdeniz bölgesindeki üreticilerimizde daha ciddi bir kayıp var. Onların kayıp miktarları çok daha fazla. Tabii ilk günlere nazaran, ilk günlere kıyasla son 15-20 günde Ege bölgesindeki yetişen ürünlerimiz, Marmara bölgesindeki yetişen ürünlerimiz de ilk dalgada olduğu gibi daha ağır bir kayıp söz konusu olmadı. Ya bu ürünler değerlendirildi, pazar buldu. Hatta son günlerde çok ciddi bir talep oluştu. Bu da ayrı sosyolojisi incelenmesi gereken bir konu. Yani ilk günlerde belki insanlar sadece sağlık derdindeydi. Sadece hayatının devamlılığı için alabileceği her türlü tedbirin uğraşısı içindeydi. Ancak son günlerde biraz da bu COVID-19 sürecinin atlatılmaya başlandığının hissedilmesiyle veya artık bu ilk günlerdeki gibi çok yoğun yaşanmamasıyla birlikte süs bitkileri gibi, çiçekler gibi, balkonların çiçeklendirilmesi, bahçelerin çiçeklendirilmesi gibi insanlarımızda bir eğilim oluştu. Bununla birlikte bu dönemde ciddi bir talep var süs bitkilerine. Yani baştakinin çok böyle tezatı bir durumla karşı karşıyayız. Fakat burada üretici açısından yine tabii şanssızlık diyebileceğimiz konu şu. Sezonun başlangıcında ürün fiyatlarının düşmesi, yani satılamayacağı gibi bir algı oluşması, hani ilk ürünlerin çıktığı bölgelerde, çiçeklerin çıktığı, mevsimlik çiçeklerin satılmaya başlandığı bölgelerimizde yaşanan sıkıntılar, diğer bölgelerdeki üreticilerimizde de yani tabir yerindeyse bir panik havası oluşturdu. Değerinde ürünler satılmadı. Belki maliyetlerine, hatta maliyetlerin altına satılan çiçekler oldu. Böyle bir tablo oluştu yani. Bugün karşılaştığımız durum bu. Şurada hani sözünüz bittiyse hemen bir şey sormak istiyorum. Tabii hem sizin daha önce yapmış olduğunuz açıklamalar var hem de tabii bugünkü yayında özellikle sizin konuk olacağınızı duyduktan sonra bu anlamda bu sektörle alakalı iş yapan kişiler, isimler veya işçiler Twitter adresi üzerinden bizlere ulaşıp sorular gönderebiliyor. Bazı talepler de var. Sizin de daha önce bir açıklamanız vardı. Özellikle kredilerin 5 yıl vadeli, 2 yıl ödemesiz ve faizsiz olması konusunda, aynı zamanda SGK ertelemeleri ve KDV oranının düşürülmesi konusunda. Hatta ben çok iyi hatırlıyorum, yaklaşık 3 ay önce sanırım sizi bu stüdyoda ağırlamıştık veya 4-5 ay da olabilir. O zaman da bir KDV indirimi talebiniz vardı. Ancak görüyoruz ki geçen süre zarfında bir değişiklik yok. Bunların yapılacağı konusunda karşı taraftan bir izlenim aldınız mı? Talepler karşılanacak mı? Şimdi öncelikle bu kredilerden başlamak istiyorum. Bizim burada kredi talebimiz zaten zarar gören üreticilerimiz için gerçekten bu süreçte bu zararı gören, bu kayba uğrayan üreticilerimiz için. Ve Türkiye'de tarım sektöründe en büyük kaybı koronadan gören sektör süs bitkileri sektörü. Gerekçesi de biraz önce anlattık. Yani ürünler hazır, satışa sunulacak. Tam bu korona krizi bir anda ülkeyi dört bir yanını sardı. Gerekçelerini de söyledik. İşte satışın olmamasının, işte kapıların kapanması, Antalya'da otellerin kapalı olması, bu üreticilerin her yıl yapmış olduğu olağan doğal üretimini bir şekilde satamamasına yol açtı. Daha doğrusu sermayesini kaybetme noktasına getirdi. İşte biz bu 5 yıllık krediyi özellikle bu sermayesini kaybetmiş olan üreticilerimiz için talep ediyoruz. Ki bunun hasar tespiti için de bunun yerinde görülmesi için de bakanlığımıza talepte bulunduk. Yani işletmeler yerinde görülerek bu zararı görmüş olan kişilerin, ki üyelerimize bununla ilgili bir anket formu hazırladık. Başvuran, yani benim ürünüm zarar gördü, ben yetiştirdiğim, aylarca emek verdiğim, sermayemi ortaya koyduğum ürünümü satamadım, çöpe attım diyen üreticilerimiz için böyle bir yol izledik. Şimdi bu üreticinin devam edebilmesi için, buna nefes olabilmesi için bu kredinin verilmesi gerekiyor. Kredi çok önemli diyorsunuz. Peki KDV oranı ile alakalı talebiniz devam ediyor. KDV ile ilgili bir gelişme var mı? Tabii KDV ile ilgili girişimlerimiz hala devam ediyor.
Aslında ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Yaklaşık 2 yıl kadar önce Sayın Cumhurbaşkanımız Yalova'da bir konuşma yaptı. Bu konuşmada dedi ki, süs bitkileri deyip geçmeyin. Hollanda, süs bitkileri sayesinde Hollanda oldu dedi. Şimdi gelelim bugün Hollanda'nın genel KDV'sine ve süs bitkilerindeki KDV oranına bakalım. Hollanda'da bugün genel KDV %21, süs bitkilerinin KDV'si sadece %6. Bu Fransa'da KDV %20, süs bitkilerinde %5,5. Almanya'da KDV %19, genel KDV, süs bitkilerinde %7. Yani bu örneklere baktığımızda buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sektörümüz adına seslenmek istiyoruz. Yani 2 Ocak'ta yumurtada, mobilyada ve su ürünlerinde olduğu gibi biz de böyle bir KDV oranında bir düzenleme bekliyoruz. Bu eğer olursa, bu gerçekleşirse sektör olarak da Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkir oluruz. Bir anlamda da üreticileri aslında teşvik etmek için daha önce bir açıklamanız vardı yine. Özellikle ihalelerde yerli bitki kullanımı zorunlu olsun şeklinde. Ben bunu yakından takip etmiştim. Ankara Büyükşehir Belediyesi de özellikle kendi yapmış olduğu bazı ihalelerde yerli bitkiyi hem daha kaliteli bitkiyi hem daha uygun fiyatlarla almaya başlamıştı. Bu konuda gelişme kat edebildik mi acaba son dönemde? Yani açıkçası son yıllarda, son bir yıldır belediyeler biraz da içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı da veya bazı belediyeler biraz daha bu konuda duyarlı davranarak ithal bitki almadı. İthal bitki kullanmadı. Ama bu konumda önümüzde duran asıl gündem millet bahçeleri. Şu anda belki koronadan dolayı millet bahçeleriyle ilgili veya bu yatırımlarla ilgili bir duraksama söz konusu olabilir ama ben asıl burada şunu vurgulamak istiyorum Burak Bey. Yani biz yerli bitkinin kullanılmasını milli bir konu olarak görüyoruz. Nasıl ki yıllarca yerli otomobil için ulusal bir ruh oluştuysa, ulusal bir birlik oluştuysa, yerli otomobil için böyle bir çaba söz konusuysa, yani gelin kendi ülkemizin millet bahçelerinde, belediyelerimizin parklarında, bahçelerinde de aynı duyguyla, düşünceyle, aynı ruhla yerli bitki kullanalım. Yani biz yerli bitki konusunda niye ısrar ediyoruz? Yerli bitki, yani bir elektronik gibi, bir otomobil gibi çok yüksek teknolojiye ihtiyaç duyduğumuz bir konu da değil. Zaten bunların hepsi bizde var. Bunu da yine size daha önce ve kamuoyuna ifade etmiştim. 2018 yılında Avrupa Birliği ülkelerine bizim Türkiye olarak yapmış olduğumuz ihracat %30 artışla toplam ihracat içinde %45'e ulaştı. Yani bu da bizim sektörümüzün bu konuda bir anlamda rüştünü ispatladığının göstergesidir. Yani biz Avrupa Birliği ülkelerine satarken millet bahçelerimiz için gidip Avrupa Birliği'nden bitki alınmasını açıkçası hicapla karşılıyoruz. Şunu da hemen ekleyelim. Tabii özellikle her konuğa bunu soruyoruz. Biz 2019 yılının sonunda bir tarım şurası yapılmıştı. Çok enine boyuna bu şurayı değerlendirmiştik. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı şura sonrası ve yanılmıyorsam 61 veya 62 maddelik bir karar tasarısını kendisi açıklamıştı. Bu anlamda aslında tarım şurası Türkiye genelinde tarım sektörüyle alakalı çok önemli bilgiler ve destekler içeriyordu. Şunu hemen soralım. Bu şu şurada alınan kararlar ki siz de yakinen hem katıldınız hem de destekleriniz oldu. Şurada alınan kararlar bu virüs salgınıyla birlikte daha hızlı bir şekilde alınabilir mi? Hem destekler anlamında soruyorum hem de üreticiye biraz sahip çıkmak bazında bu soruyu size yöneltmek istedim. Şimdi aslında sadece tabii süs bitkileri değil, üretimin her dalında, her konusunda hızla geçmişte bir anlamda pas geçilen konuların hızla hayata geçirilmesi gerekiyor. Şu an bakıyoruz, dünyadaki tüm ülkeler önce içe döndü. O global dediğimiz dünya tamamen şu anda o küreselleşme sanki tekrar ülkelerin kendi millileşmesine dönerek herkes kendi ülkesinin ihtiyaçlarını karşılama seferberliği içine girecek. Yani bunu da yapmak zorunda. Yani
Bu aslında bir dediğiniz gibi korona bu iş için bir fırsat olabilir. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Tarımın diğer alanlarında da süs bitkilerinde de. Yani atılması gereken adımlarla ilgili bu KDV olabilir. Bizim üreticilerimizin üretim alanlarıyla ilgili talepleri vardı. Sayın Bakanımızın geçtiğimiz yıl 7 Şubat'ta Ödemiş'te yapmış olduğu bir açıklama vardı. Orman arazileriyle ilgili sektöre bu konuda yatırım yapacak üreticilerimize bu yerlerin tahsisi konusunda bir müjdesi vardı. Biz tabii bunları bekliyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Aslında süs bitkileri o kadar önemli ki bugün son günlerde ihracat kapılarının açılmasıyla birlikte biz Orta Doğu ülkelerine ihracata başladık. Şu anda Avrupa ülkelerine ihracata başladık. Ha bu olmazsa ne olur? Türkiye'de süs bitkileri hak ettiği desteği görmedi. Ha ne olur? Şu olur, tamamen ülkemizi bu ithal bitkiler istila etmiş olur. Yani yerli üreticinin istihdamı da biter, yatırımı da biter, üretimi de biter, kaybeden de ülkemiz olur. Yani bunun için özellikle bu sektörün önemini bu bakış açısıyla kavramak gerekiyor. Yani biz bunu sektör olarak, bu işten ekmek yiyen kişiler olarak bakmıyoruz. Biz tamamen ülkemiz açısından süs bitkilerin ne olduğunun anlaşılmasını istiyoruz. Eğer biz bunu üretmezsek, bakın yani koronanın ilk günlerinde hiç kimse bir anlamda hani dünyayla irtibatını kesti. Hiç kimse dışarı çıkmadı belki. Fakat son günlerde bu büyük şehirlerimizde hafta sonları sokağa çıkma yasağı oluyor. Hafta işleri, hafta içindeki günlerde insanlarımız koşa koşa çiçek almaya gidiyor. Yani balkonlarında, bahçelerinde bu çiçeklerle rahatlamak istiyorlar. Yani bunu sık sık ifade ediyoruz. Yani koronanın oluşturduğu baskıdan, o stresten, o travmadan kurtulmak için bir anlamda yine tabiatla kucaklaşmak istiyor insanlar. Bunu da kendi yaşadıkları, özellikle büyük şehirlerimizde, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kendi yaşam alanlarını bu süs bitkileriyle oluşturarak sağlamaya çalışıyorlar. Ya bu ne demek oluyor? Demek ki zaruri ihtiyaçlardan sonra yine bizim ilk önceliğimiz insan olarak, insani bir tavır olarak, bir beklenti olarak yaşam alanlarımızda bu tabiatı oluşturmak oluyor yani. Onun için önemli, ihracat için önemli, yatırım için önemli ve istihdam için önemli. Yani biz süs bitkilerinin önemini bu konularda hep vurgulamak istiyoruz. Zaten aslında söyledikleriniz çok doğru. Bu Covid-19 salgını geçtikten sonra aslında ekonomik anlamda yeni bir dünya düzeni oluşacak. Bu anlamda kendine yetebilen ülkeler, üreticisini destekleyen ülkeler aslında sıralamada üst basamaklara tırmanacak. Bir fırsata dönüştürme Türkiye açısından yapılabilir mi sizce? Yani bu sıkıntılı dönemde desteklerle yapılacak olan yardımlarla bir fırsat kapısı aralanabilir mi salgın sonrası? Yıllardır biz hem üretici olarak süs bitkilerinde hem de tarımın diğer alanlarında bulunarak ki bir ziraat mühendisi olarak kendim de gözlemlediğim şey şu. Türkiye'de bu potansiyel, kesinlikle bu potansiyel var. Biz bu potansiyele sahibiz. Tek eksikliğimiz ki bunu da yıllardır yapmış olduğumuz yurt dışı gezilerde de gördük. Bugün Hollanda ile bizim aramızdaki fark niye bu şekilde, niye böyle aramızda büyük bir fark var bazı konularda diyorsak tamamen organizasyon eksikliği diyorum. Yani bizim sektörler olarak, devlet özel sektör olarak organize bir şekilde yürümemiz gerekiyor. Yani sadece özel sektörün kendi haline, kendi başına bırakılması da bu konuda doğru değil. Şimdi biz hep ne diyoruz? Yurt dışında İspanya'da, İtalya'da, Hollanda'da diyoruz ki üretim bölgeleri var. Üretim bölgelerinde bölgelere göre en verimli, en rantabl üretimler, kalemler neyse bu üretimler yaptırılıyor. Devlet bunu organize ediyor, dizayn ediyor. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda bir uygulama, bir proje başlatılmıştı. Belki siz de bu sektörden olan bir kişi olarak hatırlarsınız. Kafanıza göre değil, havzanıza göre üretim yapın. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorum, Yani hatırlıyorum. kafamıza göre değil, havzamıza Evet. göre. Yani havzalar oluşturuldu. Ancak bu havzaların yine bozulmasına millet olarak, siyasiler olarak belki el birliğiyle biz kendimiz bu uygulamayı yürütemedik. Yani bir proje fizibilitesi yapılmışsa, bu eğer rentable, verimli bir ürün olarak o bölgede görülüyorsa, buna artık itiraz etmemek gerekiyor, buna uymak gerekiyor.
Yani yapılması gereken şey de bu. İki tane soru var Twitter'dan. Ben size hemen bunları da paylaşayım. İzleyicilerimiz sormuş. Bir tanesi Süspire kayıtla ilgili ödenen miktarın biraz yüksek olduğunu söyleyenler var. Meblağ ödemenin gereksiz olduğunu söyleyenler var. Bir de süs bitkilerinin fiyatlarının arttığı yönünde yine Twitter üzerinden bize epey bir soru geldi. Siz ne düşünürsünüz? Şimdi tabii bu sorulara içtenlikle cevap vermek istiyorum. Olması gereken de bu. Bizim giriş aidatlarımız en son genel kurulumuzda yükseltildi. Bunun da gerekçesi şu, biliyorsunuz mevzuatımız gereği, kuruluş mevzuatımız gereği süs bitkilerini üreten, pazarlayan ve uygulayan kişiler Süspir'e üye olmak zorunda. Şimdi bazı müteahhit firmalar Süspir ile ilgili bu üyeliğe ihtiyaç duyduğu zamanlarda Süspir'e üye olup bu ihtiyaç bittiği an üyelikten çıkıyor. Bizim önceki aidatımız 1000 liraydı. Giriş aidatımız. Sonra bu oran, bu rakam 5000 liraya çıktı. Bunun da gerekçesi, yani biz birliğin gerçek anlamda iyi günde kötü günde yaşanması, yaşatılması için her zaman bir arada olmamız gerektiğini bildiğimiz için böyle bu işi hani bir otobüs gibi kullanıp ihtiyaç duyduğu yerde binip işi bitince birlikten ayrılan kişilere karşı böyle bir anlamda böyle bir yönteme başvurduk biz de yönetim kurulu olarak. Yani Süspir'e üyelik geçmişte de aidatların uygun olduğu zamanlarda, bu mevzuat zaten geçmişten bugüne de devam ediyor. Bu arkadaşlarımız istedikleri an üye olabilirlerdi. Üye olmakta hiçbir sıkıntı yoktu. Bunun gerekçesi bu. Diğer sorunuz? Fiyatların arttığı yönünde izleyicilerimizden bir soru geldi. Bu da şu anda tamamen gerçekle, yani şu anki piyasa şartlarıyla çok da bağdaşan bir tespit değil. Biraz önce söyledim. Özellikle mevsim itibariyle mevsimlik süs bitkilerin, mevsimlik çiçeklerin satıldığı bir sezondayız. Burada başta koronanın başladığı günlerde iklim şartlarının da olumsuz olduğu, hava şartlarında çok böyle çiçek dikmeye uygun olmadığı günlerde beklenilen satışların olmaması nedeniyle, yani ihracat kapılarının kapalı olmasıyla beklenen satışların olmaması nedeniyle üreticide bir anlamda bir hani panik havası oluştu. Yani bir fiyatlarda kırılma oluştu ve bu zaten bizim sektörümüzün şu anki işleyişinde bir fiyat sebzede, meyvede olduğu gibi veya diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi arz talebe göre oluşmaktan ziyade fiyat nasıl başladıysa en azından o şekilde gider veya geriye düşer. Şimdi meyvede, sebzede zaman zaman fiyatlarda iniş çıkışlar görürüz. Süs bitkilerinde böyle bir şey yok. Yani zaten fiyatlar çok düşük başladı ve yani maliyetine, hatta zararına satışlar yapıldı. Yani bu soruyu soran arkadaşımız tabii bilmiyorum hangi ürünleri kastetti. Ama şu an zaten satılıyor olan, piyasada gündemi teşkil eden mevsimlik süs bitkilerinde asla böyle bir şey söz konusu değil. Şunu da çok merak ediyorum. Tabii aslında sektör anlamında bu COVID-19 salgınıyla alakalı ne gibi önlemler alındı? Çalışanlar için soruyorum, üreticiler için soruyorum. Örneğin mesela mevsimlik işçilere hükümetin desteği vardı. Onlara bir hijyen için yerler ayarlandı. Barınma yerleri ayarlandı. Yine eldivenler, maskeler dağıtıldı. Bu sektörle alakalı sizde bir sorun var mı? Bununla ilgili tabii herhangi bir şey, sorun yok. Yani özellikle üreticilerimizin ilk günlerinde koronayla karşılaştıkları, koronanın Türkiye'de başlangıcının ilk günlerinde işletmelerde üretime ara verilen işletmeler oldu. Fakat birkaç gün sonra herkes şunu gördü. Bir, bizim yaptığımız iş canlı bir ürün yetiştirme işi. Yani biz canlıyla uğraşıyoruz. Bu bitkilerin sulanması gerekiyor. Günü gelen, dikilmesi gereken, toprakla buluşması gereken, saksıya alınması gereken bitkilerin bu işlemlerinin yapılması gerekiyor. İkincisi ise bizim çalışanlarımızdan bununla ilgili talep geldi. Yani çalışanlarımız işine devam etmek istediler. Yani insanlar tabii ki bir
Sağlık yönünden yaşam kaygısı yaşadı bu süreçte. Ama bir de geçim kaygısı var, geçim derdi var. Yani sektördeki çalışanlar da evde kalmaya çok açıkçası razı olmadı. Ha bu tabii kontrolsüz bir şekilde de gitmedi. Sektörümüzde bununla ilgili de genel anlamda işletmelerimizde, çalışanlarımızda bir sorunla da karşılaşmadık. Alınacak tedbirler alındı. Bu konuda bilgilendirme konusunda ne gerekiyorsa ki toplumumuzun genelinde zaten bu konuda ciddi bir duyarlılık olduğunu da görüyoruz. Ha belki duyarsız kişiler de vardır ancak genelde işletmelerimizin hiçbirinde koronayla ilgili herhangi bir enfeksiyon durumu söz konusu olmadı. Çok önemli bu açıklamanız. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii dün 10 Mayıs Dünya Anneler Günü'ydü. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen yine çiçekçiler evlere servis yapmak için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapmışlardı. Bir canlanma için önemli bir adım mı sizce bu? Neler yaşandı dün? Çok önemliydi. Biz zaten bu kararın alınmasında etkili olan İçişleri Bakanlığımıza, bu kararı alan İçişleri Bakanlığımıza da sektörümüz adına teşekkür ettik. Ve ben dünden beri de yine sektörümüzde bu işin satışını yapan işletmelerimizle de görüşüyorum. Gayet memnunlar. Yani satışların çok iyi olduğu, hatta son yıllarda böyle bir satış olmadığı konusunda hepsi çok olumlu bir değerlendirme içinde. Biraz önce de söyledim. Yani bu da ayrı bir sosyolojisi değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani ilk günlerde tabir yerindeyse herkes bir anlamda sektör olarak ölümü gördü. Bununla ilgili ürünlerin hepsinin çöpe gideceğini düşündü. Fakat son günlerde ise 180 derece bir dönüşle hızla çok dört bir yandan ülkemizin hızla talepler geldi. Ve şu anda da böyle bir durum var. Ha, yine tabii bir şey belirtmek istiyorum. Bu satılan ürünler de değerinde maalesef satılmadı. Ya maliyetine ya da maliyetinin altında ama üreticimiz haline genel anlamda şükrediyor. Yani çöpe atmaktansa en azından ürünlerimiz satıldı. Bir anlamda değerini buldu değerlendirmesi de var. Ki aslında bu salgınla birlikte yaklaşık 1.1 milyar liralık üründe yanılmıyorsam maalesef kurudu gitti ve çöpe atıldı. Sayın Dündar, atladığımız sizin açıklamak istediğiniz başka bir konu yoksa yayını toparlamak istiyorum ben de. Tabii şu var, ben genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Süs bitkileri dendi mi, bunu izleyicilerimizin de bilmesinde yarar var. Yani bugün meyvecilik, sebzecilik gibi süs bitkileri de ürün yelpazesi çok geniş olan bir sektör. Tarım içinde bir alt sektör. Şimdi bunların içinde koronadan etkilenenler ilk önce kesme çiçekçilerimiz etkilendi. Onlar çünkü ürününü günlük kesip pazara ulaştırıp bir an önce paraya çevrilmesi gereken ürünlerle uğraşıyorlar. Kesme çiçek gününde satılması gerekiyor. O günlerde zaten koronanın başladığı günlerde Türkiye'de bir anlamda hayat durdu. İnsanlar sadece beslenme ve temizliğe odaklandı. Başka hiçbir önceliği olmadı. Dolayısıyla bu ürünlerin satış kanalları tamamen kapanmış oldu. Tüketim alanları kapanmış oldu. İkincisi mevsimlik çiçekler. Biraz önce de dedim, Akdeniz bölgesindeki üreticilerimiz bu konuda çok mağdur oldu. Daha sonra piyasa toparlandı. Dediğim gibi Ege, Marmara, bu bölgelerde, İstanbul'da, Yalova'da, Sakarya'da, Bursa'da bu üretimi yapan arkadaşlarımızın en azından ürünlerini bir anlamda değerlendirmiş oldular. Akdeniz bölgesi kadar bir zarar söz konusu olmadı. Fakat şu var. Şimdi tabii bizim de programımızda genelde şu anda tüm medyada işlenen konu korona, koronanın bugünkü durumu, gelecekte ne olacağı ile ilgili. Biz hep bir işletmeci olarak, bir sektör temsilcisi olarak şunu söylüyoruz. Koronanın sağlık boyutunu açtıktan sonra bizi bekleyen çok zorlu bir ekonomik süreci olacak. Bu ekonomik süreçte de işte biraz önce ne dedim? Kesme çiçekler, mevsimlik çiçekler, bir de bizim sektörün en büyük hacmini oluşturan ağaç türleri. Şu an ekranda gördüğümüz bodur, çalı türü bitkiler. Bu da bizim sektörümüzün %75'ini oluşturuyor. Bu üreticilerimizi de bekleyen belki zorlu günler olacak. Yani önümüzdeki günlerde beklenen, arzu edilen satış gerçekleşmediği takdirde bu işletmelerimiz de aynı zorlukları sırayla yaşayacak.
Yani bunlar için tabii ümit ediyoruz ki hayat normale döner. Sektörler bu anlamda desteklenerek hayat devam eder. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz diyoruz. Hepimiz bir zincirin halkalarıyız. Bu halkalardan hiçbir tanesinin, hiçbir sektörün buradan kopmaması gerekiyor. Bu işletmelerin devamlılığı için o verilmesi gereken, talep ettiğimiz, gerçekten zarara uğrayıp da işletmesini devam ettirmek için bu desteğe ihtiyaç olan işletmelerin seçilerek bu desteklerin verilmesi gerekiyor. Söyleyeceklerimiz bunlar. Tabii ülkemize, yine insanlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımızı rahmetle buradan anlıyoruz. Bu süreçte mücadele veren tüm sağlık personelimize, tüm emniyet güçlerimize de Allah'tan yardım diliyoruz. Teşekkür ediyorum bu imkanı sunduğunuz için. İnşallah ülkemiz bu sıkıntılı süreçleri kısa sürede atlatacak. Biz de sizleri önümüzdeki dönemde stüdyoda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Sayın Dündar, tekrar çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar konuğumuzdu. Tabii sektörel bazda yaşanan bu sorunlar ve gelişmeler süs bitkilerinde de maalesef yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda süs bitkileri üreticilerin bazı talepleri ve destekleri var. Özellikle bu virüs salgınıyla birlikte 1,1 milyar liralık bir ürün maalesef çöpe gitti. Ancak sektörde yavaş yavaş tıpkı diğer sektörlerle alakalı olarak canlanmaya başlayacak gibi görünüyor. Bu anlamda aslında desteklerin de kısa sürede karşılık görmesi lazım. Önümüzdeki hafta yine tarım ve hayvancılık sektörüyle alakalı farklı dalları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizde kalın diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.